Ben de çok heyecanlıyım. Bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü konu gastronomi olduğunda biz kendimize yeni bir sayfa açtığımızı ve bu alanda da heyecanla, azimle, gayretle ilerlemek istediğimizi her fırsatta dillendiriyoruz. Sizler de tabii bu heyecana ortak oluyorsunuz ve bizleri daha da heyecanlandırıyorsunuz. Ben bundan dolayı katılan tüm değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada çok kıymetli siz katılımcılarımız var. Burada özellikle bu alanda profesyoneller var. Burada sunumlayacağımız çalışmaları sizlerle paylaşarak sonrasında da bunların geri dönütlerini sizlerden almak istiyoruz. Tabii bu gastro hikayesine geçmeden önce İnegöl biliyorsunuz daha çok mobilya sanayisiyle, mobilyacılığıyla, beraberinde diğer sanayi kuruluşlarıyla ön plana çıkıyor. Beraberinde tabii ki tarımını konuşuyoruz, tarım değerlerini konuşuyoruz. Ancak tabii bunun yanı sıra biz gastronomi değerlerini de ön plana çıkarmak adına geçtiğimiz dönem ciddi çalışmalar yaptık. Özellikle bu hikayeden kısaca bahsetmek gerekirse pandemi döneminde tüm kırsal mahallelerimizi taramalarını gerçekleştirmiştik. Bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın değerleriyle, örfleriyle, adetleriyle, gelenek ve görenekleriyle bu şehre geldiğini biz biliyoruz ve onları bir fırsata dönüştürmek istedik. Bu taramalar esnasında giyim kuşamdan tutun da mutfak ve düğün gibi tüm gelenek göreneklere yansıyan ne varsa bunları çıkarmaya çalıştık, gayret ettik ve şehrimize pek çok bölgeden vatandaşlarımızın geldiğini bizler biliyoruz. Onların bu hikayelerini bir bir kayda almış olduk. Biliyorsunuz İnegöl'de tüm vilayetlerden yaşayan, 81 vilayetten yaşayan vatandaşımız olduğu gibi aynı zamanda Balkanlardan, Kafkaslardan ve Türkiye Cumhuriyetlerden yaşayan vatandaşlarımız bulunmakta. Dolayısıyla biz kırsal muhitlerimizde var olan tüm bu güzellikleri notlarını aldık, kayıtlarını aldık. Bu almış olduğumuz kayıtları daha sonra mutfağımızda değerlendirdik. Bunu işte Kültür İşleri Müdürlüğümüz olsun, Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz olsun bunların ruhtesinde çalışarak hayata çıkarmaya çalıştık. Tabii burada şunu gördük. İnegöl'ün özellikle turizm dediğimiz anlamda doğası, gastronomisi, termal suları ön plana çıktığını görüyoruz. Biz tabii burada özellikle doğa turizmini de çalışıyoruz ama gastronomi anlamında da bu kırsal mahallelerde yaptığımız çalışmalarda 200'e yakın yemek zenginliğinin olduğunu görmüş olduk ve bunun bir fırsata çevrilebileceğini düşündük. Tabii ben bu arada ismini anmadan geçemeyeceğim. Hem İnegöl'ün evladı olan hem de gastronomi profesörü olan Murat Doğdubay hocamız sağ olsun bize bu konuda da danışmanlık verdi. Burada fırsatların yaptığını ve bunun üzerine çalışılması durumunda da gerçekten güzel edinimler elde edileceğini bizlere ifade etmişti. Bizler İnegöl köftemiz biliyorsunuz Bulgaristan bölgesinden şehrimize gelen ve daha sonrasında İnegöl köftesini ismine dönüşen bir markaya sahibiz. Bu markadan da güç alarak, cesaret alarak yolumuza daha güçlü devam etmek istediğimizi sayın hocamızla da ifade ettiğimizde o da sağ olsun bizlere bu konuda bir yol haritası çıkardı. Bu yol haritasında da tabii yeni coğrafi işaretler almak, işte hemen yan tarafta reklam panolarında görüyorsunuz, beraberinde yeni marka tescilleri almak gibi çalışmalarımız oldu. Bunlar bizim şehrimizin değerleri, geçmişte de vardı, bugün de vardı ama gün yüzüne çıkarmak bizlere belki nasip oldu. Dolayısıyla biz coğrafi işareti olan işte İnegöl köftesini yine baş tacı yapıyoruz ve onun yanı sıra onun hemen yanı başında bulunan İnegöl kadayıfını coğrafi işaretini almış olduk. İnegöl cerrah kuru fasulyesi, yine İnegöl çıbrıkasını ve yine bugün itibariyle de işte İnegöl mişorizinin özellikle coğrafi işaretlerini almış olduk. Efendim tabii aramızda
aşçılar odamız var burada, genç kardeşlerimiz var, büyük şeflerimiz var, şeflerimiz var. Bursa'mızın çok önemli, basınımızın çok kıymetli mensuplarını görüyorum, buradalar. İşte influencerlarımız, youtuberlarımız, her ne kadar Instagram bugün biraz, bugünlerde biraz kapalı da olsa buradalar, bizimle beraberler. Tabii İnegöl'ümüz, Bursa'mız çok güzel bir şehir, çok özel bir şehir. Bursa içerisinde de İnegöl'ümüz, diğer bütün ilçeler gibi çok önemli, çok güzel bir şehir. İnegöl deyince her şey var, sanayimiz var, mobilyamız var, efendim tarımımız var, turizmimiz var, kaplıcamız var. Eskiden köftemiz var diyorduk, hala çok güzel köfte üretiyoruz ama sağ olsun Alper Başkanımızın gayretleriyle, geçmişte Anur Başkanımızın gayretleriyle artık sadece köfte değil, gastronomi deyince İnegöl önemli merkezlerden de her geçen gün biri haline geliyor. Ben başkanımızı, bunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Dolayısıyla belediye başkanımızın bu anlamda öncülük edip coğrafi işaretler aldığı İnegöl'ün tanıtımına, İnegöl'de sadece sanayinin değil turizmin de olabileceğini gösterdiği bu güzel organizasyona katılan, bu organizasyon için emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Hepinize hoş geldin diyor, saygıyla selamlıyor. Bunları ortaya çıkarmak için İnegöl Belediyesi'nin öteden beri birkaç yıldır yaptığı çalışmaları yakından izliyoruz. Umarım iyi sonuçlar alınacak. Sayın Başkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle şeflerimize teşekkür ediyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Sanki evimizde yediğimiz aynı yemekler. Bu fark göremedim. Allah razı olsun. Ellerinize sağlık. Şimdi öncelikle ben Gastronomi Gölü son 3 senedir çok iyi takip ediyorum. Hemen hemen her şeyinde, her etkinliğinde varım. Ve şunu söyleyeyim, ben birçok ile gittiğim zaman Gastro İnegöl'ü örnek ilçe olarak gösterir gastronomide. Çünkü gastronomi turizm çok çok önemli bir turizm. Şöyle söyleyeyim, dünyada 7 geceyi buluyor. Bizim ülkemizde 4 gece, Bursa'ya geldiğiniz zaman 1 gece. Bizim bunu yükseltmemiz lazım ve burada da lider ilçe olarak da Gastro İnegöl'ü görüyorum. Çalışmaları çok başarılı, ekip çok başarılı ve başkanımız bu konuda tam destek veriyor. Bakın, orkestra şefi çok önemlidir. Orkestra şefi çok güzel yönetiyor. Gastronomi turizmi çok güzel. Eksikler var mı? Çok az eksikler var. Yani baktığınız zaman böyle hani artı eksi deriz ya biz. Artı eksi kısmına girdiğimiz zaman artı o kadar çok ki. Eksi bunlara ilave yapılacaklar şeklinde geliyor. Çok güzel bir masa hazırlanmış. Konsept harika. Yerel bir markadan gelen lezzetler aslında. Asırlık lezzetler. Aşamadan aşamaya geçen lezzetler. Bugün 5. olan değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. 5. coğrafi işareti almış bir lezzet burada. Çok sevilen ve doyurucu olan bir lezzet. Bu zamana kadar da İnegöl'ün birçok coğrafi işaretleri almış ürünlerde masada görmüş olduğunuz gibi.